Merhaba sevgili BTNet takipçileri. Bugünkü inceleme konuğumuz HTC'nin One A9 model akıllı telefonu. Gördüğünüz gibi şu anda elimde. Telefonu şöyle biraz sağını solunu çeviriyorum. Evet, şöyle arkasını çevirdiğimiz anda aklınıza herhalde muhtemelen tek bir telefon geliyor. iPhone 6 veya 6S. Evet, iPhone 6S'e son derece benzeyen bir tasarımla karşı karşıyayız. Hatta bu yüzden kırık da olsa size bir yanına iPhone 6 çekelim istedik. İşte iPhone 6 ile HTC One A9 yan yana. Ekranı kırık olsa da bir iPhone 6'mız var elimizde. Gördüğünüz gibi arada biraz boyut farkı var ama tasarımsal anlamda köşeleri olsun, ekranın yapısı olsun bir hayli benziyor iki telefon birbirine. Şöyle yanlarında çevirdiğimizde hatta anten kesim yerlerini görüyorsunuz. Arka tarafta da yine büyük bir benzerlik mevcut. Kamerası bunda ortada, bunda yanda olsa bile hatta aynı kamera aydınlatma sistemini kullanıyorlar. Tabii bunları çok anlamda karşılamamak lazım. Çünkü Apple ile HTC arasında bir patent anlaşması mevcut ve bu anlaşma şu anda devam ediyor. Dolayısıyla birbirlerine benzer teknoloji hatta benzer tasarımla telefonlar üretmeye devam edebiliyor bu firmalar. Tabii HTC'nin yaptığı biraz uç nokta olmuş bildiğiniz iPhone 6'yı kopyalama gibi bir durum söz konusu ama yani telefonun bu halinin güzel olduğunu ve iPhone 6'nın tasarımını beğenip Android kullanmak isteyen kullanıcıların ilgisini çekeceği kesin. Bu noktada hatta benim ilgimi çektiğini söyleyebilirim. Ürünün ekranının alt tarafında bir dokunmatik sensörü yer alıyor ve bu dokunmatik sensör aynı zamanda gördüğünüz gibi home tuşu olarak da işlev görüyor. Şu anda ben telefonu açmak için bunu kullandım. Yani tuş kilidinden çıkmak için kapatıyorum böyle. Buraya bastığınız zaman açabiliyorsunuz. Tabi bu özelliği cebinizde falan da arka tarafınıza çarparak bir şekilde çalışması ihtimaline karşı bunu kapatma imkanımız da mümkün. Tabii ki bu noktada Samsung'daki gibi fiziksel bir tuşun olmasını tercih ederek fakat HTC böyle bir dokunmatik tuş tercih etmiş bu noktada. Ürünün 5 inçlik bir ekranı var ve bu 5 inçlik ekran üzerinde 1900 ve 1080 piksel çözünürlük sağlıyor. Bu da 441 ppi değerine geliyor ki ideal değerin biraz daha üzerinde olduğunu ve son derece net görüntü gösterebildiğini söyleyebiliriz bu noktada. Ürünün en büyük artısı, hele ki iPhone'a göre en büyük artısı AMOLED ekran kullanıyor olması. AMOLED ekranın elbette ki siyah değerleri standart bir LCD IPS ekrandan çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıda bu noktadan baktığımızda ekran kalitesinin iPhone'dan daha iyi olduğunu söylememiz mümkün. Ürün içerisinde Snapdragon 617 chipseti bulunuyor. Üst seviye olmayan, daha çok orta seviyeye hitap eden bu chipset 8 çekirdekli işlemci içeriyor. Bu 8 çekirdeğin de 4'ü performansı hedeflerken 4 çekirdeği pil tasarrufunu hedefliyor. HTC One A9'un 16 GB depolama alanına sahip modelinde 2 GB RAM bulunurken 32 GB depolama alanına sahip modelde 3 GB RAM bulunuyor. HTC One A9'un içerisinde Android'in son sürümü olan Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi yer alıyor. Bu işletim sistemi bu donanımla beraber inanılmaz derecede bir akıcılıkta çalıştığını söylememiz mümkün. Hatta arayüzü şu ana kadar gördüğüm en akıcı telefon olduğunu söyleyebilirim bu telefonun. Ürünün arka tarafında 13 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Bu 13 megapiksellik kamera hem gece hem gündüzleri gayet başarılı fotoğraflar çekebiliyor. Özellikle HDR modunun son derece başarılı bir şekilde hem arka ışığı hem de ön planda kalan karanlık tarafları harmanlayabildiğini söyleyebilirim. Ön kameraya baktığımızda ise 4 megapiksellik bir kamerayla karşılaşıyoruz ki bu kameranın da çekim performansı yine beklenenin üzerinde. Renkleri son derece doğal bir şekilde yakalayabilen bu kamera selfilerinizin çok daha güzel çıkmasını sağlayacaktır. Şöyle bir toparlayacak olursak, özellikle iPhone tasarımını beğenip Android işletim sistemini kullanmak isteyen kullanıcılar için bu telefonun gayet cazip bir model olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle malzeme kalitesi konusunda gerçekten HTC her zamanki gibi çok iyi iş çıkartmış. Ayrıca Android 6.0'ın şimdiden yüklü olması bu telefonu cazip kılan diğer özellikler arasında. Bu telefonu beğendiğimizi rahatlıkla söyleyebiliyoruz.